En sevdiğin dizi? Yasak Elma. Efsane dizi? Arka Sokaklar. En beğendiğin kadın aktör? Eda Ece. Erkek aktör? Erkek aktör. Halit'i oynayan bir adam vardı. O çok iyi bir adam. Nerede oynuyordu? Yasak Elma'da. Halit'i oynuyor. Komedyen olarak en beğendiğin aktör? Tolga Çevik. En çok izlediğin kanal? Fox. En çok sevdiğin ses sanatçısı? Ben. Sen dışında dinlediğin? Arkadaşım Hatice'yi dinliyorum. Sen kimsin? Seni de duysunlar bilmeyenler için. Ben Alya. Spotify'da A Yıldız Pouch'in olarak görebilirsiniz. Müzik prodüktörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda solistlik de yapıyorum. Güzel. Şimdi peki dizilerin uzunluğundan şikayet ediyordu az önce gençler. Evet. 2,5 saat bir bölüm dizi mi olur diyordu. Senin bu konu hakkında görüşlerin? Şimdi şöyle bir şey var. Bir dizi ne kadar uzun olursa o kadar reklam alır. Mesela örnek veriyorum. 2 saat, 2,5 saat sürüyor ya o dizi. Araya koyduğu reklam sayısı da yükseliyor. Ve çoğu kanal yaptığı reklamlarda saniye başına ücret alır. Ne kadar saniye reklamı koyarsa o kadar ücret alır. Aldığı ücret sayesinde de orada makyüzünden tutun kast ajansına, kastına kadar, menajerlerine kadar, yönetmenine kadar oyuncular zaten kazanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bölüm başına 70 bin kazanan bile var. Başroller. Aynen, başroller 70 bin. Daha fazla bile kazanıyordur. Eskiden hani bakıyordum ne kadar kazandık. Tabii tabii, haftada 1 trilyon alanlar olduğu iddia ediyor. Evet, doğrudur. 1 milyon yani. Ne kadar iyi oyuncuysa o kadar para kazanır. Ben ne kadar güzel şarkı söylersem o kadar bana para verirler. Ben burada bir şey dikkatimi çekti. Gerçekten oyuncular hakkında öyle mi düşünüyorsun? Ne kadar iyi oyuncuysa o kadar fazla para alır. Ülkede böyle mi dönüyor? Evet. Yani sadece oyunculuk değil olay. Bir insan ne kadar çok iyi çalışırsa, performansı ne kadar iyi olursa o kadar para alır. Ne kadar mesai yaparsa o kadar para alır gibi. Başrol daha fazla ücret alıyor ya. Başrol olmayan oyuncudan daha iyi oyuncu veya kaliteli bir oyuncu olduğu anlamına mı geliyor? Yani şöyle söyleyeyim. O kişiden kişiye değişir ama başrol senelerdir oynuyordur. Deneyimi vardır. Tiyatrodan gelmiştir. Okulunu okumuştur. Vesaire vesaire. Okulunu okumayanlar da var. Ama yetenekliyse zaten onu yönetmen diyor ki bu başrol oynamalı. Mesela örnek veriyorum X dizisi. X dizisinin yönetmeni oyuncuyu görüyor. Ne kadar güzel oyuncu. Hani yetenekli. Sesini kullanmasını biliyor. Nasıl tavır takınması gerektiğini biliyor. Mimikleri, jestleri onu biliyor. Ben bunu başrolde oynatırım diyor. Ona göre de bir para veriyor. Ama mesela hiç deneyimi olmayanlar da var. Mesela onlarda ne olur? Figüran. Figüran olur. Mesela benim bir arkadaşım var. Figüranda oynadı. TRT1'de yemek yiyordu. Buradan arkadaşıma da selam yolluyorum. Eren Karayılan. Seviliyorsun dostum. Dizide mi yemek yiyordu? Çekim esnasında. Ya çekimde çocuğa demişler sen yemek yiyeceksin. Yemekte sofrada. Ne varmış? Yemekte ne var? Tam onu anlayamadım, izleyemedim de bayağı gülmüştüm. Yok, arkadaşına sormadın mı ne vardı ne yedin? Efendim? Arkadaşın yemekte o an yiyor ya, ne yediğini sana söylemedi mi? Yok, bana söylemedi. Ben onu yemek yerken gördüm. Dedim bizim çava ünlü olmuş ya dedim. Televizyonlara falan çıkmış dedim. Yani figüran dediğin şekilde mi oynadı? Evet, o figüran olarak oynadı. Kaç para alıyorlar? Ya kaç para almıştır o? 700 almıştır büyük ihtimal. 700 lira almıştır figüran olarak. En son bana öyle söylemişti. İyi para veriyorlar o zaman. Yani şöyle söyleyeyim. Girdiğin zaman ilk önce böyle az bir meblağla başlarsın. Yeteneğine göre, yaptığın işe göre o yükselir zaten. Her yerde aynı.
Bunu aslında şundan soruyorum. Yani gerçekten İstanbul'da o kadar fazla, hemen hemen bütün gençler ya oyuncu olmaya çalışıyor ya oyuncu olmak istiyor. Az önceki mesela gençlerde de ses problemi yaşadık. O kısım sesli çıktı mı bilmiyorum da. Kız mesela özellikle bayanların dikkat etmesi gerekiyor. Oyunculuk yapmak isteyenlerin, genç, bizim gibi gençler falan filan diyordu. Senin bu konuda düşüncelerin ne? Güvenilir bir kast ajanıyla çalışırsın. Yok yok, güvenilir kast ajansı falan değil benim sormak istediğim. Bu kadar gencin oyunculuk yapmak istemesi iyi bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Her yer dönüşümlü olarak çalışır. Biri çıkar, biri gelir. İlla ki onun yeri dolar. O yüzden birçok gencin oyuncu olması kötü bir şey değil, iyi bir şey. Eğer oyunculuğuna güveniyorsa, yeteneğinin olduğunu düşünüyorsa alır yani. Herkes alır. Burada bir sürü kast ajansı var. Var evet, her apartmanda bir tane vardır. Tabii var. Oraya başvurusunu yapar. Ne oynayacaksa onu oynar. Oradan mesela adam görür, aa güzel oynuyor der, onu yükseltir. Başrole kadar yükselir. Bir sürü oyuncu öyle yükseldi. Sen okuyor musun? Ben açıktan okuyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Şimdi sen sokak sanatçılığı yapıyorsun. Sokakta şarkı söylüyorsun. Adresini söyle, duysunlar. Cevahir'in orada söylüyorum ben. ATM'lerin orada ya da Çiçekçi'nin orada. Hep Cevahir'in orada mı söylüyorsun? Evet, burası bana yakın. Burada söylüyorum. Sosyal medya adresi. A Yıldız POU. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda hepimizin eğleneceğini düşündüğüm eğlenceli içerikler üretmeye çalışacağım. Özellikle fikirleriniz ve eleştirileriniz benim için çok önemli, ihmal etmeyin. Videolarda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.